Aragaz. Sokak köpeklerini hiç düşündünüz mü? 19. yüzyılda İstanbul'u gezen ünlü Fransız yazar ve seyyah Edmondo Damigi kaleme aldığı seyahat anılarında İstanbul'un sokak köpeklerinden şöyle bahsediyor. İstanbul kediler ve özellikle köpekler için adeta bir cennet. Türkler köpeklerle beraber yaşıyor. Her mahallenin kendi köpekleri var. Bunlar adeta doğal bir bekçi gibi mahalleye giden her yabancıyı uzun uzun inceleyip takip ediyorlar. Hiçbir köpek öteki mahalleye geçmiyor. İstanbullular sokak hayvanlarına kötü davranmıyor. Kötü davranılmasına da izin vermiyorlar. Onlara kötü davranmanın, hele öldürmenin kendilerine uğursuzluk getireceğine inanıyorlar. Diyebilirim ki Türkler gezip gördüğüm ülkeler içinde en çok hayvan seven insanlar. Avrupa'nın Türklerden bu konuda öğreneceği çok şey var, diyor İtalyan yazar ve gezgin Edmondo de Amici. İşte bir sokak köpeği. Karlı bir günde üşümüş, sığınacak bir yer arıyor. Dinleyelim bakalım neler olacak. Aga ne soğuk yaptı ya. Yani vallahi kuyruğum dondu lan. Yani şöyle insan gibi bir insan beni evine alsa da kemiklerim ısınsa ya. Ha şu apartmanın kapısı açık. Aynen girer yatarım aga. Sokak köpeği giriş katındaki dairenin paspasının üstüne yatar. O sırada o dairede oturanlar da eve gelmek üzerelerdi. Hayatım hadi acele et, dondum ya. Hayır anlamıyorum Kadir, yani bu soğukta dışarı çıkmaya ne gerek vardı yani? Ay tutturdun kar yağınca İstanbul çok güzel olur, gel Boğaz'a gidelim diye. Ay soğuktan takırdadım ya, ay ellerim tutmuyor, uyuştu. Bebeğim ben onları okşayıp ısıtırım, sen merak etme. Hayda bu ne ya? Aa bizim kapının önünde bir köpüş yatıyor Kadir. Aa ulan sen ne arıyorsun burada kerata? Abicim ablacım merhaba, üşüdüm de biraz ısınayım dedim ya. Paspasın üstünde yattım biraz. İnsaniyet namına iki lokma bir şey varsa da fişekle de kayıntı yapayım babacım ya. İki gündür açım be ya. Ay çok tatlı bakıyor bu Kadir. Canım. Ay gel seveyim seni. Oo güzel manitaya denk geldik. Abi kadın bambaşka ya. Merhametli bir kere ya. Öbür öküze baksana hala ne yapsam diye düşünüyor. Dur şöyle bir sırt üstü yatayım da göbeğimi göstereyim bakayım. Hah hiçbir kadın dayanamaz buna. Ay karnımı kaşı diyor. Ay canım yerim seni ben. Ay senin göbüşünü yerim ya. Tatlım sokak köpeği o ne de olsa. Dikkat et mikrop kapma. Senin cibiliyetini zihniyetini lan ben. Gıcık oldu bana bu it yalnız. İnsanoğlu da gıcık olmayalım. Yenge sen bakma bu dangoza ya. Okşa ablacım okşa. Oh. Ay Kadir ben bunu hayatta sokağa bırakamam. Eve alalım ne olur hadi. İyi peki alalım. Şahsen ben de köpekleri seviyorum ama neyse. Piyangodan çıktı şerefsiz baksana. Aragaz. Sokak köpeğimiz sempatisini kullanarak eve kapağı attı. Eve bir hayvan almak, onunla hayatı bölüşmek herkesin yapabileceği bir iş değil. Bütün şartlar, bütün alışkanlıklar değişiyor. Kadir'le Cavidan da bunu en zor yoldan öğrenmek üzereler. Ay canım ben seni yerim ya. Ay çok tatlısın ya. Ya Cavidan bir saattir köpeği okşuyorsun. Arada bana da bir el at, beni de okşa. Ay hayır anlamıyorum yani, kıskandın mı yani? Ya ne kıskanacağım köpeği be? E tabii yani kıskandı lan, bendeki sempati sende var mı lan? Senin neyini sevsin ya? Ay kıyamam. Ay Kadir'im kıskanmış mı beni? Ay gel seni de seveyim. Gel sevgilim. Ha şöyle ha. Sırtımı kaşı bakayım. Oo hatunu kaybediyoruz. Dur göbeğimi döneyim. Ay sen yine göbüşünü mü kaşıtmak istiyorsun? Gel canım ya. Ne oldu benim sırtım? Ne oldu? Kamil aldım manitanın aklını gene. Köpeğin göbeğine hiçbir kadın dayanamaz. Kaşı bebeğim kaşı bakayım. Oh! Aa Kadir ay. Ne oldu ısırdı mı? Ay hayır bunda pire var. Yavrum sokak hayvanıyız olacak tabii ya. Sen daha bitleri görmedin ya. Ay Kadir al yıka bunu. Yıkayayım mı? Ay götür dışta yıka. Ay her yeri vallahi pire bit saracak. Kadir lütfen ay, please. Allah'ım ya Rabbim ya. Aldık bir şey başımıza ihale ya. Bak arkadaşım ben köpekleri çok seviyorum. Seni de sevdim. Özgür ruhlu bir hayvansın anladım ama evin içinde bazı kurallar var, onlara uyman lazım tamam mı? Konuş mikrofona konuş. Bir kere anlamadım sanma, benim hatuna yazıyorsun. Bak bunu yapma, yazma, bozuşuruz bak. Tamamen duygusal aga, yani sıkıntı yok. Bak birazdan yatacağız, yatağa gelmek yok ona göre. Tabi uzun etme de sen, hadi bakayım şu sırtımı kesene hadi canım. Oh! Ulan ev hayvanı olmak ne güzelmiş be, herkes sana hizmet ediyor ya.
Ay pamuk gibi olmuş, tertemiz olmuş. Gel gel pamuğum benim, gel seveyim seni. Dayı görüyorsun ben bir şey yapmıyorum, hatun bana yükseliyor yani. Cavidan yatalım canım hadi. Hadi sabah seversin köpeği hadi canım. Aragaz. Ay yapma Kadir. Ay huylanıyorum ben. Badikara geliyor gıdı 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 yapıyor. Badikara geliyor gıdı gıdı yapıyor. Kadir rahat dur. Hoş. Bu ne be? Ay köpüş organın altına girmiş. Ya beton korkudan ha. Alo. Ya hani yatağa girmek yoktu lan? Kusura bakma aga aynen gelirim. Biraz da biz gün yüzü görelim be. Yatak da yaşıymış ha. Dur patiyi de hatun üstüne atayım. Ay Kadir bu bana sarılıyor. Ay canım ya. Kadir dayı az öteye git bakayım aga. Ha bir yer aç bakayım. Kont dışarı. Kont kira ya. Ay Kadir kont kim? E köpeğe kont adını verdim. Kont sensin lan. Kamil'e bak benim adım Tanju. Ay yok kont olmaz adı Böbük olsun. Böbük mü? Direkt bana deyin lan bari. Bu nasıl isim be kardeşim ya? Adım Tanju diyorum lan Tanju. İzmirliyim aslen ben. Korsan olsun ya o zaman adı ya da Haydut. Ezik misin lan sen? Ay şey olsun mu Kadir? Milo. Ay hani maske filminde vardı ya Jim Carrey'nin köpeği. Ablacım Milo teriyerlere göre. Ben karabaşım. Anne çoban köpeği, baba kangal, anne dominant yani ya. Bunun adı Bico olsun Cavidan. Bico güzel isim. Elazığlı demek bu Kamil. Olur Bico bana uyar bak. Dur manitayı biraz daha sokulayım da bu gece burada uyuyayım. Kadir. Heh, ne oldu? Ay Bico yatağa ***miş. Ne? Lan ne yapıyorsun sen? Niye yatağa ***miyorsun? Ya nereye ***miyor bilmiyorum ki. Utanmıyor musun lan sen? Abicim köpeğim lan ben. Yani utanmak falan yoktur bizde. Geldiği yerde bırakırım. Tabiatım bu ya. Cezalısın. Çıt dışarı. Hadi lan manitaya sempati yapayım bir göbek göstereyim bakayım. Hayır Bico. Ay bu sefer cezalısın git lütfen. Yemedi zilli ya. Günler geçer. Kadir Cavidan ve Bico birbirlerine alışırlar. Bir gün Kadir Bico'yu gezmeye çıkarır. Bak seni köpek parkına götürüyorum ama arıza çıkarma. Öteki köpeklere sarmak yok ona göre. Bana bulaşmayana bulaşmam dayı. Yani ama dalımı kıranın ağacını da kökünden sökerim. Yani sokak köpeğiz icabında bizde racon böyle. Üf anam manitaya bak be dişi kaniş hastasıyım. Oy 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 oy. Şşt bayan merhaba. Hoş hadi oradan uyuz. Ne oldu lan dişi köpeği görünce sütlaç gibi oldun? Yani dayı söylemesi ayıp yılların abzasıyım ben be ya. Yani siftah yapamadık. Kızlar sokak köpeğine bakmıyor. İlla ki Doberman falan diyorlar. Doberman köpek aleminin zencisi oluyor anlıyor musun yani? Aa bak Pascal da Doberman'ıyla geliyor. Hop Pascal. Oo babi ne haber ya? Köpek yapmışsın. Ya sokaktan kendi geldi bro ya. Şşt Dracula rahat dur oğlum. Ay senin Dracula canavar ha. Abi Doberman ya. Psikopat biraz. Merhaba ben Dracula. Nasılsın şeker? Pascal senin olduğunu biliyor mu? Yok ya beni vahşi bir şey zannediyor salak. Ben yapmam kimsenin canını yakamam diyorum ama anlamıyor. İlkel bir insan yani. Abi bu var ya geçen gün 4 kişi birden dardı. Adamlar nasıl kaçtı bir görsen. Yok ayol okşasınlar beni diye şey ettim. Kardeş senin de işin zor be ya. Seni daha yakından tanımak isterim şeker bir gün bize gelsene. Bu mesafe iyi dur akılacığım. Bana drakış de lütfen. Muah, görüşelim şeker. Kadir ben gideyim ya. Hadi görüşürüz. Dracula gel oğlum. Allah kurtarsın Dracula'ya. Bak gördün mü lan Bico? Ne vahşi hayvanlar var. Senin daha hav dediğini duymadık ya. Abi gerçekleri bilmiyorsun sen yani. Yani olur olmazı avlamam ben. Mevzu olursa tek başıma dalarım o ayrı. Hadi bak köpek parkına geldik. Tek başına takıl bakalım biraz. Aragaz. Bico köpek parkında sokaklarda yaşadığı günlerde takıldığı arkadaşlarına denk gelir. Hasretle koklaşırlar. Vay be şimdi adın Bico oldu demek ha Tanju. Ya Bico olsun dediler kırmadım. Rahatın yerinde mi bari ortam? Baba ev köpeği olmak rahat diyorlar. Evet rahat ama yani bunların acayip huyları var bu insanların ya. Nasıl yani? Ya mesela bu Kamil eline bir şey alıyor atıyor sonra bana koş getir falan diyor. Geçen dedim az ye de biz kendine uşak tut lan dedim. Madem lazım bir şey niye atıyorsun? Manyak mıdır nedir yani? Neyse yemek falan nasıl orada? Aga arada kendi yemeklerinden veriyorlar. Arada mama veriyorlar. Allah razı olsun yani. Nankörlük edemem. Siz ne yapıyorsunuz? Abi biz bildiğin gibi be işte sokaklarda. Çöpten falan ne bulursak onu yiyoruz. Sen çok ballısın lan. Bir ev falan buldun iyi oldu. Abi sizi de Allah kurtarsın ya. O yaşlı kadın yemek vermiyor mu artık size? Abi o abla öldü be.
Öldükten sonra bize yemek veren de kalmadı. Bakıyoruz bir insan evladı çıkar da belki bize yemek verir falan diye işte. Ya bizim Saffet'i göremiyorum. Hangi Saffet? Hani vardı ya baba kanişenle Rus. Ha o. Saffet kudurdu be abi. Uyuttular onu. Ne diyorsun ya? Yazık be, güzel delikanlıydı ya. Bico ne yapıyorsun oğlum? Kanka mı buldun kendini? Tanıştırayım abi. Bu benim ev sahibi. Bunlar da sokakta yaşadığım günlerde arkadaşlık ettiğim köpekler. Hepsi güzel delikanlıdır ya. Lan ne yapıyorsunuz siz göberler? Keratalar sizi. Ortamları kolluyorsunuz ha? İyi birine benziyor lan bu. Abi biraz kafa açıyor ama iyi biri gerçekten. Bico hadi gidelim oğlum. Cavidan seni kuaföre götürecek. Ha bir de bu kuaför var beyler. Yani tıraş edecekler beni. Oo Bico iyisin kuaför ha. Sen sakal mı aldıracaksın lan? Bıyıklar kestirme oğlum, bak dengem bozulur sonra. Taşlamayın oğlum dalgamı. Hadi ben kaçtım, Allah kurtarsın sizi. Kuaför bey, bütün vücudunu kısa kesin. Kafasındaki tüyler uzun kalsın. Ablacığım sen ne yapıyorsun ya? Alaburuz tıraş istiyorum ben. Yani sokağa çıkamam ben bu şekilde. Ay Bicoş, çok güzel köpüş olacaksın sen. Bicoş lan ya, iyice olduk canına yanayım ya. Baba gelince çok şaşıracak bak. Baba mı? Benim babam kangaldı ablacığım ya. Safkan hem de rahmetli oldu. Ne babası ne gelmesi ya. Merhaba. Ay babası bak. Bicoş nasıl olmuş? Bu ne lan, sirk köpeği gibi olmuşsun Bico. Abicim bir durun. Benim derdim bana yetiyor zaten ya. Cavidan hadi gidelim canım. Hadi bebeğim hava kararıyor. Cavidan, Kadir ve Bico yürüye yürüye eve giderlerken. Abi beni soktunuz şu şekle bakın ya. Ya yeminle köpek demeye bin şahit ister ya. Oo Bico sen misin lan? Ne haber Rıfkı? Ne oldu lan sana böyle? Gibi olmuşsun. Abi köpek kadının eline düşünce bu şekilde oluyor işte. Kendi saçlarına yapmaya çekindikleri her şeyi bize yaptırıyorlar ya. Ay Bicoş koklama o sokak köpeğini. Dur be ablacığım ya. Kaç yıllık arkadaşım bu benim ya. Sen ne yapıyorsun lan Rıfkı? Dayı bir Rus filosu manita yaptım. Ev köpeği. Arada evden kaçışa takılıyoruz. İllik gibi valla. Lan çok ballısın. E Karabaş'ı biliyorsun bizim aşağı mahalleden. O da Sibirya kurdu manita yaptı ha. Başka da bir durum yok. Sende manita var mı? Yok aga ya. Sap gibi kaldık ya. Bico hadi oğlum. Hadi yürü hadi oğlum. Görüyorsun emir altındayız. Yani eskisi gibi kafamıza göre takılamıyoruz. Hadi kaçtım ben. Eve geldik. Dur lan Bico ne oluyor? Aga evde biri var, alo. Dur koşma lan. Evde yabancı biri var aga. Neredesin lan? Çık ortaya delikanlı gibi. Ay delirdi bu. Buldum lan. Senin vilayetin. Bak benim yaşadığım eve girmek ne demek lan? Lan gel bakayım buraya. Ay Kadir yatak odasında maskeli biri var. Aa hırsız. Ne mi oldu? Bico hırsıza Allah yarattı demeden daldı. Hırsız Bico'yu vurdu. 3 ay tedavi oldu. Bico bunun karşılığında yatakta Cavidan ve Kadir'le birlikte uyuma hakkı elde etti. Bico kenara kay lan. Hiçbir yer bırakmadın bana ya. Hiş akıllı ol. Senin için mermi yedim lan ben. Nankör. Sokak hayvanları bize Tanrı'nın emanetidir. 80 milyon insanız. Muhtaç insanlara, muhtaç hayvanlara bakamıyorsak yazık yani. Dikine kalın, hoşça kalın. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.